Bu videoda Vesper kuramını 6 elektron bulutu içeren moleküllerin şeklini belirlemek için kullanacağız. Amacımız kükürt heksafluorürün molekül şeklini bulmak. O zaman Lewis nokta yapısından başlamamız gerekiyor. Kükürtün periyodik tabloda 6. grupta olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 6 değerlik elektronu var. Florsa ise 7. grupta yani 7 değerlik elektronu olmalı. Üstelik 6 tane flor var. 6 çarpı 7'den 42 tane elektron demek. 42 artı 6, 48 ediyor. Bu da molekül için Lewis nokta yapısına koymamız gereken 48 değerlik elektronu olduğunu gösteriyor. Merkeze koyacağımız atom kükürt. Çevresine de 6 tane flor yerleştireceğiz. Hemen gösteriyorum. Bundan sonraki adımda şu ana kadar kaç değerlik elektronu yerleştirdiğimizi bulacağız. 2, 4, 6, 8, 10 ve 12. 48 eksi 12 eşittir 36. Demek ki 36 değerlik elektronu daha var. Bu elektronları ilk olarak uç atomlara yani florlara yerleştirmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olayım. Florların oktetlerini tamamlayacağını düşünelim. Hepsinin şu anda 2 elektronu olduğuna göre demek ki hepsine 6'şer tane daha verebiliriz. 6 tane elektron verdiğimiz zaman her bir flor oktetini tamamlamış olacak. 6 flora 6'şar elektron eklediğimize göre 6 çarpı 6, 36 elektron daha kullanmışız demektir. O zaman yapıya eklememiz gereken bütün elektronları kullanmış olduk. Yani Lewis nokta yapısını tamamladık da diyebiliriz. Artık ikinci adıma geçerek merkez atomunun çevresindeki elektron yoğunluğu olan bölgeleri yani elektron bulutlarını bulabiliriz. Buradaki bağ elektronları aslında bir elektron bulutu. Aynı şekilde bu gördüğünüz bütün bu bağ elektronlarını da sayabiliriz. Demek ki kükürdü saran bütün bağ elektronları birer elektron bulutu olarak sayılabilir. Evet elektron bulutları. Vesper teorisine göre değerlik elektronlarının hepsi negatif yüklü olduğu için hepsinin birbirini itmesi ve birbirlerinden mümkün oldukça uzaklaşmaya çalışması gerekiyor. Elinizdeki bu 6 elektron bulutunun birbirlerinden en uzakta bulunabildikleri konum bir oktahedralin köşeleri olacak. Yani 8 yüzü olan bir oktahedral. Öncelikle buraya bir oktahedral çizmeyi deneyelim. Aslında bunu çizmesi oldukça zor. Bu yüzden yapabilecek miyim görelim. Kükürdün merkezde olduğunu kabul ettiğimize göre buraya onu temsil eden bir nokta koyabiliriz. Sonra da çizgilerle birleştirmeye başlayalım. Aslında o kadar da kötü olmadı gibi. Evet buradan devam edelim. Şimdi de aşağıya da bir nokta ekleyelim. Sonra da bu noktaları birleştirelim. Evet bu gördüğünüz şekil tabii ki kabaca bir oktahedral taslağı. Ama oktahedralin bu şekilde gözüktüğünü kabul edebiliriz. Muhtemelen acaba florlar nerede diye düşünüyor olabilirsiniz. Burada bir tane var. Hatta burada bir tane daha köşelerde birer flor atomları olduğunu düşünebilirsiniz. İşte elde ettiğimiz bu şekil bir oktahedral. Böylelikle üçüncü adımı da bitirmiş olduk. Yani merkez atomunun çevresindeki elektron bulutlarının neden olduğu geometriyi bulduk. Oktahedral değil mi? Dördüncü adımda merkez atomunun çevresindeki ortaklanmamış elektron çiftlerini yok saymamız ve molekülün geometrisine o şekilde karar vermemiz gerekiyor. Ama gördüğünüz gibi kükürdün etrafında ortaklanmamış elektron çifti yok. Demek ki molekülün geometrisi elektron bulutlarının geometrisiyle aynı olmalı. Yani kükürt heksafluorürün oktahedral bir molekül olduğunu söyleyebiliriz. O zaman buraya oktahedral yazıyorum ki aklımızda kalsın. Bağ açılarını bulabilmek için çizimimizi biraz daha detaylı inceleyelim. Tepedeki flordan başlayalım. Bu flordan aşağıdaki flora doğru bir çizgi çektiğimi varsayarsak buradaki bağ açısının ideal olarak 180 derece olduğunu söyleyebilirim. Diğer ideal bağ açısı da 90 derece olacaktır. Biraz önce çizdiğim eksenle buradakinin arasındaki açıyı düşünecek olursak gördüğünüz gibi 90 olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne taraftan bakarsanız bakın 90 derece göreceksiniz. Mesela buradaki bağ açısına da bakalım. O da 90 derece bir oktahedral için 6 konumda yani 6 florun yerleştiği 6 pozisyon da birbirine denk diyebiliriz. Yani hepsi aynı. Oktahedral bir yerleşimde ekvatorial ya da eksenler üzerinde bir yerleşim yok. Bu da bizim hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Çünkü 5 elektron bulutu olan molekülleri incelediğimiz videoyu hatırlarsanız bütün yaptıklarımızın üstüne bir de eksenler üzerindeki ya da ekvatoryal yerleşimdeki elektronları düşünmemiz gerekiyordu. Şimdi bir örneğe daha bakalım. Mesela brom pentaflorür yani BrF5. Öncelikle değerlik elektronlarına bakıyoruz. Bromun 7 tane var. Neden? Çünkü 7. grupta. Flor da 7. grupta olduğuna göre onun da 7 tane değerlik elektronu var. Elimizde 5 tane flor olduğuna göre toplamda 35 değerlik elektronu daha var. Brom'dan geleni de eklediğimiz zaman elde edeceğimiz değerlik elektron sayısı 42 yapıyor. Brom tabii ki merkeze yerleşecek ve 5 florla bağ yapacak. Demek ki florları merkez atomunun çevresine bu şekilde yerleştirebilirim. Öncelikle kaç değerlik elektronu yerleştirdiğimize bir bakalım. 2, 4, 6, 8 ve 10. Şu ana kadar 10 tane değerlik elektron yerleştirdik. 42 eksi 10, 32 olduğuna göre elimizde daha 32 değerlik elektronu var. Kalan elektronları da florların üzerine yerleştirelim. Yine florların oktetini tamamlamaya çalışmamız gerekiyor. Yani florlara 6'şer elektron daha vermemiz gerek. 5 flora 6'şer elektron daha verirsek kullandığımız elektron sayısı 30 olur. Bu da elimizde hala iki değerlik elektronu kalacağını gösteriyor. Uç atomlara elektronları dağıttıktan sonra elimizde kalan değerlik elektronu koyacağımız yer merkez atomu. Demek ki bromun üzerinde ortaklanmamış bir elektron çifti olacak. Böylece Lewis nokta yapısını bitirdik. Bundan sonra merkez atomunun çevresindeki elektron bulutlarının sayısını bulmamız gerekiyor. Ve bu elektron bulutlarının neden olduğu geometriyi belirleyeceğiz. Hemen merkez atomuna bakalım ve kaç elektron bulutu olduğunu bulalım. Öncelikle burada bağ elektronları var. Buradakilerde. Bu şekilde bütün bağ elektronlarını saymamız gerekiyor. Çünkü hepsi birer elektron bulutu. Buraya kadar 5 tane var. Ama unutmayın ki buradaki ortaklanmamış elektron çiftleri de aslında bir elektron yoğunluğu yaratıyor. Yani onlar da bir elektron bulutu. Demek ki 6 tane elektron bulutu var. Bir önceki örnekte de aynı sayıyı bulmuştuk. 6 elektron bulutu olduğu zaman onların bir oktahedralin köşelerine yerleştiğini görmüştük. Bu durumda elektron bulutları için elde edeceğimiz geometri bu örnek için de oktahedral olacak. Ama burada bir dakika durup düşünelim. Sizce ortaklanmamış elektron çiftini oktahedralin neresine koymamız gerekiyor? Aslında 6 pozisyonun birbirine denk olduğunu söylemiştik. O zaman Ortaklanmamış elektronları nereye koyduğumuzun bir önemi olmayacak, öyle değil mi? Şimdi hızlıca aynı şekle çizelim. Bu buraya koyalım. O zaman bu tarafa doğru bir flor, bu tarafa doğru da bir başka flor olması gerekiyor. Buradaki biraz öne doğru geliyor gibi olsa da buradaki de geriye doğru gidiyor olmalı. O zaman kalını da bu tarafa doğru yerleştirebiliriz. Demek ki ortaklanmamış elektron çifti de tam burada olacak. Bir daha hatırlatmam gerekirse hepsi aynı olduğu için hangisinin nerede olduğunun bir önemi yok. Benim bu şekilde yapmamın tek nedeni geometriyi daha net bir şekilde görebilecek olmamız. Aslında molekülün geometrisine bakarken merkez atomun üzerindeki ortaklaşmamış elektronları yok sayıyoruz. O zaman buradaki elektronları yok saymamız gerekecek. Geometriye bir de şimdi bakalım. Öncelikle bu noktaları birleştirebiliyor muyuz? Bir görelim. Böylece şekli daha net bir şekilde görebiliriz. Şeklin tabanı kareye benziyor. Bir de tepeye doğru birleştirirsek, evet sanki bir piramide benziyor öyle değil mi? Demek ki kare tabanlı bir piramidimiz var. Buna kare piramit şekli deniyor. Hatırlamamız için onu da buraya yazalım. Şimdi bir de bağ açılarına bakalım. İdeal bağ açılarının 90 derece olduğunu biliyoruz. Biraz önce de konuştuğumuz gibi buradaki açı 90 derece. Hatta buradaki de aynı şekilde. Dolayısıyla kare piramit geometrisinde ideal açıların hepsi 90 derece. Videoyu bitirmeden 6 elektron bulutu için son bir örnek daha yapalım. Ksenon tetraflorür. İlk yapmamız gereken değerlik elektron sayısını bulmak. Ksenon 8. grupta olduğuna göre 8 değerlik elektronu var. Florsa 7. grupta yani 7 değerlik elektronu var. 4 flor olduğuna göre 7 çarpı 4 toplamda 28 değerlik elektron ediyor. Hepsini toplarsak molekülde 36 tane değerlik elektronu var diyebiliriz. Ksenonu merkeze yerleştirirsek bağlı olduğu 4 floru da bu şekilde çevresine yerleştirebiliriz. O zaman 2, 4, 6, 8 değerlik elektronunu yerleştirmiş oluruz. Toplamda 36 tane vardı. Demek ki yerleştirmemiz gereken 36 eksi 8, 28 değerlik elektronu daha var. Onları tabii ki öncelikle florlara dağıtacağız. Yapmamız gereken florların oktetinin tamamlanmasını sağlamak. O yüzden her birine 6 değerlik elektronu daha vermemiz gerekiyor. 4 flora 6 şar elektron daha verirsek 24 değerlik elektronunu daha kullanmış oluyoruz. 28 değerlik elektronumuz vardı. 24 tanesini kullandık. 4 tane değerlik elektronu almış oldu. Onlara koyacağımız yerde bildiğiniz gibi merkez atomu. Bu durumda ksenona 2 tane ortaklanmamış elektron çifti eklemiş oluyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi listemize dönelim ve sırada ne olduğunu bir kez daha hatırlayalım. Lewis nokta yapısını çizdikten sonra yapmamız gereken neydi? Elektron bulutlarının sayısını bulmak. Sonra da bu elektron bulutlarının yarattığı geometriyi belirlemek. O zaman ilk olarak elektron bulutlarını sayalım. Önce elektron yoğunu olan bölgeleri belirleyelim. Burada gördüğünüz bağ yapan elektronlar bir elektron bulutu. Aynı şekilde buradakilerde ve tabi buradakilerde. Bu örnekte diğerinden farklı olan şey elimizde iki tane ortaklanmamış elektron çifti var. Bildiğiniz gibi onlar da birer elektron bulutu olarak sayılıyor. Demek ki bu örnek için de toplamda 6 elektron bulutumuz var. Yine diyebiliriz ki bu 6 elektron bulutu birbirinden mümkün olduğunca uzak yerleşmeye çalışacak. Bu durumda alacakları şekilde oktahedral yani düzgün 800 yüzlü olacak. İsterseniz bu molekülü de tekrar çizelim. Eğer ortaklanmamış elektron çiftleri de birbirlerinden mümkün oldukça uzağa gitmeye çalışıyorlarsa onları bu şekilde yani birbirlerinden 180 derece uzağa yerleştirebiliriz. Yani birini buraya, birini de buraya koyabiliriz. Ancak bu şekilde birbirlerinden en uzakta olabilirler. Sonra da florları eklememiz gerekiyor. Birini buraya, diğerini buraya koyarsak kalan iki taneyi de geriye doğru koymamız gerekir. Molekülün nasıl görüneceğine bakalım. Burada dikkat etmemiz gereken ya da hatırlamamız gereken nokta, molekülün geometrisini belirlerken ortaklanmamış elektron çiftlerini yok saymak. Bu durumda düzlemde bir kare görüyoruz. Yani kara düzlem olan bir geometri elde ediyoruz. Son olarak bir de bağ açılarına bakalım. Burası 90 derece olacak. Evet bunları da hızlıca göstererek bu videoyu bitirelim. Buradaki her açı 90 derece olacak. Böylece 6 elektron bulutu olduğu zaman geometriyi nasıl belirleyeceğimizi öğrenmiş olduk. İlk örnekte merkez atomun üzerine ortaklanmamış elektron yoktu. İkinci örnekte bir tane varken, üçüncü örnekte iki tane vardı. Sonuç olarak merkez atomun üzerinde ortaklanmamış elektronları yok saydığımız için elektron bulutlarının geometrisi aynı olsa bile molekülün gerçek şekli her örnekte farklıydı.